Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzdan bahsedelim. Gene bugün biz Engels Android ailesi olarak bir yandan bu özellikle Samsung cihazlarda uzun zamandır, hatta muhtemelen Hakan abi de akıllı televizyon deneyimi olan biri bir noktada. Akıllı televizyonlarımızı veya akıllı olmasına da gerek yok. Kızılötesi alıcısı olan bütün sistemleri, televizyon, uydu alıcısı veya klima olsun, bunları biz uzaktan kontrol edebiliyoruz aslında arkadaşlar. Bu da Samsung telefonlarla gelen bir özellik ama sadece Samsung'da yok. LG'nin modellerinde de var. G2'de de görmüştük. Muhtemelen G3'te de var veya diğer LG modellerinde de bu olacaktır. Bununla birlikte diğer tabi modellerde var mı onu bilmiyorum ama en azından benim bildiğim Samsung ve LG'de olmak üzere iki tane modelde var. Samsung'daki uygulamaları Play Store'dan bulabileceğiniz gibi Samsung'un da Galaxy Store adında ya da evet Galaxy Store adında bir mağazası var. Buradan da Galaxy App şeklinde geçiyor. Bulabilirsiniz. Uygulamanın ismini kodlayarak söyleyeceğim. Watch On uygulaması, yani İngilizce'de Watch izlemek, Türkçe'de Watch On uygulaması, WATCHON Watch On uygulamasında kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra Google Play Store'da o kadar fazla, bugün bu kayda başlamadan önce gün içerisinde çok araştırdım. Birçok uygulama var. Bunların çoğunu deneyerek bulacaksınız ama ben genel hatlarıyla bir tane uygulamayı tabletten size göstereceğim. Bununla birlikte uygulamaların genel itibariyle yaptığını başta da söyledim. Yani kızılötesi olan ve veri tabanında çalışan bütün bu televizyon, işte klima gibi kontrol ediyor. Yaptığı mantık şöyle, yani internetten faydalanıyor aslında o veri tabanlarını alırken. Her bir cihazın bir kodu var arkadaşlar. O kod da aslında bakarsanız haberleşmesini sağlıyor bu kızılötesi alıcılar arasında gönderdiği kod. İşte o kodları sanırım veri tabanını oluşturuyorlar markalara göre. Ve böylece de iletişim sağlanmış oluyor. Yani bu sistemlerin konuşmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında bugünkü anlatımımız çok da fazla uzun olmayacak ama ben hemen böyle bir uygulama açayım size. Home screen, home uygula, sesli uygulamalar düğmesi. Diğer. Büyük harf, bilyon, bilyon, büyük, cat, jeton, jeton, treyo, büyük, datun, digital play. Rehber. Tabii günümüzdeki uygulamayı ararken bir yandan bazı açıklamalar yapayım. Günümüzdeki telefonlara wireless üzerinden de erişmek mümkün. Sadece Android üzerinden de değil, birçok akıllı telefon üzerinden, iOS üzerinden de erişim sağlanabiliyor ama bu dediğim gibi sadece doğrudan kızılötesi kullanarak yapılacak bir şey. Şimdi bir remote control diye bir uygulama var. Bakalım aradığım uygulama bu mu? İlk önce bunu bir teyit edeceğim. 39 düğmesi, açılır, 0 düğmesi, açılır listesi, room 1. Şimdi burada şeysiz, etiketsiz düğmeler var ama ben size bunlara ne olduğunu açıklayacağım. Burada bir açılır düğmesi duyduk. Burada oda ekleyebiliyoruz. Yani odalara göre biz kullandığımız elektronik eşyaları belirliyoruz. Böyle bir profil gibi düşünün. Yeni bir profil oluşturur gibi odalara göre biz işte nedir? Odamızda televizyon var. Ona göre işte odam deyip buraya ekleyip ondan sonra televizyonumuzu veya kontrol edeceğimiz cihazlar televizyonsa televizyonu seçiyoruz. Şimdi parmağımla kaydırma hareketiyle etiketsiz düğmeleri de atlayarak doğrudan neleri kontrol edebildiğimizi göstereceğim. Sıfır düğmesi, et düğmesi. Sıfır düğmesi, et düğmesi. Add dediğimiz zaman bakalım ne yapacak Remote sanırım. control, any device, select device you want to control with your remote. Evet, diyor ki burada yeni bir kontrol etmek istediğiniz cihazı belirleyin. Yeni bir cihaz belirleyin, ekleyin diyor. 61 düğmesi, 22 düğmesi, 83, 80, 49, proje, DSL, projektör. Projektör seçebiliyoruz kızılötesi özelliğine sahip. DSLR kamera. DSLR kamerayı seçebiliyormuşuz. El John Turner. Air Condition yani klima. Evet, Air Condition'ı. Web görünümü. Bu arada arkadaşlar tabii Android'in web görünümü, kullandığım cihaz 4.4.2 olduğu için web görünümde takılabiliyor. Burayı biraz bekleyeceğiz. Blu-ray player. Blu-ray player. Audio system. Audio system. Streaming box. Bunu 27 anlamadım. cümlesi. Etiketsiz. Ve 88, 49, projektör. evet. 49, 88 Bu cümlesi. şekilde Etiket 20. Streaming audio system.
aletleri kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki listedeki herhangi bir aleti seçip Blu-ray 66 düğüm 5 düğme seti onu 44 kontrol disk dinlenebilir. edebiliyoruz eğer varsa. Tabii şu an benim odamda Set-top box TV televizyon 83 var ama düğmesi, 22 düğmesi, 61 düğmesi, bunu etiketsiz, tabii ayarlamak Command Control, lazım. Select, düzenleme kutu, Sharp, Sharp, Evet. LG, Panasonic, Philips. Şu an mesela Philips'i seçtim arkadaşlar. Remote Control. Şimdi hep birlikte tanık olacağız. Becerebilecek miyiz Select bakalım. Model, Çok merak 46 ediyorum. düğmesi, Select Model, 47 düğmesi, 29 input düğmesi, 68 düğmesi, 90 düğme, 51 düğme, Model 1, This Model, Model 1, TV, Philips, 1.18. This model works düğmesi. Select model. 46 düğmesi, 7 düğmesi, 29 input düğmesi, 68 düğmesi, 90 düğmesi, 51, 12 düğmesi, 73 Tabii düğmesi, şu an 30 benim model, burada. this model work, model 1, TV, Philips, 1.18. Evet, bu model tabii benim televizyonum olmadığı için Philips ama bu model sanırım çalıştırmayacaktır ama ben gene bir 34 düğmesi, deneyeceğim. 73 düğmesi. 34 düğmesi. Model 1, TV, this model works düğmesi. Evet, şimdi şöyle bir ayar yapmam lazım bu arada arkadaşlar. O ayarı becerebilirsek eğer televizyonumuzu kontrol edeceğiz. Bu arada mesela şimdi şurada bazı etiketsiz Select model 47 düğüm 29 düğme düğmesi var. etiketsiz. Mesela bunları tanımlayabiliyoruz. Ben bu düğmeye bastığımda güç düğmesi görevini görecek ve televizyonu açacak. Açtığımız zaman sesi duyacağız. Şu an kız ötesini döndürdüm ekrana. Şöyle bir bakalım. Evet, televizyonun açılması biraz geç sürebilir. Input düğmesi, 68 düğmesi, etiketsiz, 90 düğmesi, etiket, 46 düğmesi, etiketsiz. Evet, şu an mesela bu etiketsiz dediğimiz, tabi bunları ben etiketlemedim. Bastığımızda kanal değişecek. Basıyorum hala. Bip bip diye ses duyuyorsunuz galiba arkadaşlar. Küçük bir anten olduğu için tabii. Evet. Mesela tekrar basalım. Evet. Ve kapatmış olduk. Evet arkadaşlar, genel itibariyle bu şekilde çok fazla uygulama var bu anlamda ve siz istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Universal Remote Control diye bir program var bu arada Android üzerinde. Bu programda kod oluşturarak, adeta bir generator gibi düşünün, kod oluşturarak cihazı bulmanızı sağlıyor tabii ki. Bu tarz programları Play Store'dan çok rahat bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Bütün programların mantığı bu şekilde aslında bakarsanız. Bazı programlar, az önce bahsettiğim Watch On programı, örneğin sizin kullandığınız dijital paketi de tahmin edebiliyor. Yani nedir? The Smart veya Digiturk diye işaretliyorsunuz. Hem orada akıllı kumanda deneyimi de yaşıyorsunuz. Mesela The Smart kullanıyorsanız, ondan sonra The Smart'ın işte şey akışı, nedir? Televizyon akışı, TV Guide dediğimiz televizyon rehberini de görebiliyorsunuz ve o kanala bastığınızda doğrudan eğer uydu alıcınızla şey yaptıysanız, eşleştirdiyseniz mesela o kanala gidebiliyor. Yani öyle şeyler var. Bunları da dediğim gibi hani bolca deneyerek bulabilirsiniz. Eğer kızılötesi alıcı sisteminiz varsa genel itibariyle arkadaşlar bu şekilde oluyor sistemler. Arkadaşlar konuyla ilgili sorularınız var mı? Önce onu bir sorayım size. iPhone'da şöyle, iPhone'da bir kızılötesi alıcı, yani verici yok diyelim daha doğrusu, ya da bir entegre yok. Böyle olunca tabii bu şekilde kontrol edemiyorsunuz ama şöyle bir şey var. Örneğin bir akıllı televizyonunuz vardır ve iPhone'da onun uygulamasını indirirsiniz. Mesela Arçelik'in var, LG'nin var, Philips'in var, Samsung'un var. Yani bütün modellerin artık iOS uygulaması var. iOS uygulamasından kontrol edebiliyorsunuz. Her iki sistemde aynı wireless ağ içerisinde olduğu zaman kontrol edebiliyorsunuz. Hatta arkadaşlar eviniz bile akıllı evse, yani bazı sistemler var. Bu sistemlerin dahi kontrol etme şansınız var bu şekilde. Yani bunları indirip iPhone cihazından mı ediyorsa Android cihazından mı? Ve bu şu an anlattığımız Android sistem üzerindeki. Çünkü Android sistemde ele aldığımız cihaz Samsung ve LG. Her ikisinde de
Bir kızotesi donanımı olduğu için, donanım olarak olduğu için haberleşebiliyor doğrudan. Herhangi bir aynı ağ içerisinde olmasına veya bir veri tüketmesine gerek yok internet üzerinden. Eyvallah, teşekkür ederim. Önemli değil. Ben bir sorabilirim sana böylece. Tabii ki Atakan, dinliyorum. Belki kaçırmış olabilirim, özür dilerim de. Cihaz içerisinden yani telefon üzerinden televizyonla ilgili çeşit ayarlamaları yapabiliyor muyuz? Yani kanal değiştirebiliyoruz, ses atıyoruz sanırım onları, anladın mı? Yeniki kanal listesini değiştirme vesaire, bu tarz işlemleri gerçekleştirebiliyor muyuz? Şimdi bazı uygulamalar var öyle. Mesela ne yapabiliyorsunuz? Örneğin tabii şöyle. Orada televizyonun kendi menüsü var. Tabi bu menüsü televizyondan seslendirilemediği için ancak o menüyü açabilirsin veya kanalları değiştirip ses arttırıp ses azaltabilirsin. Ondan sonra veya bir şekilde akıllı hani menüsüne girersin, ama bu menü içerisinde dolaşmak veya şey yapmak ekranda okuma olmadığı için şeyde, televizyonda o çok sağlıklı değil. Fakat şöyle bir haber vereyim size. Android televizyonlar yaygınlaşmaya başlıyor. İş böyle olunca tabii kolaylıkla artık o televizyonlarda da bir erişilebilirlik olacak arkadaşlar. O yüzden onların menüleri de Android telefon ve sistemler gibi olacak. Hatta Philips'in şu an Android sistemi var. Anladım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, genel itibariyle bu şekilde. Bugün az ve öz güzel bir anlatım oldu. Herkese teşekkür ediyorum katılım için.